Cumhuriyet dönemi Türk şiirini sorular üzerinden tekrar etmeye devam ediyoruz. Yine boşlukları olan bir paragraf verilmiş. Bakalım. İkinci el akımının öncüler arasına sayılan Turgut Uyar'ın ilk şiiri 1947'de Yeni Gün dergisinde yayınlanmıştır. Hacı Öksü'yle yazdığı ve toplumsal konuları işleyen ilk iki kitabı, şıklara baktığımda Arzuhal ve Türkiye'm olduğunu söyleyebilirim. Sonra dünyanın en güzel arabesi sanatı eseriyle bireyin iç dünyasına ve birey toplum ilişkisine yönelmiştir. Şimdi özellikle Turgut Uyar ikinci elinin biliyorsunuz önemli şairlerinden birisi ve ikinci elinde imgeli bir şiir dünyası kullanılıyor ve serbest ölçüyle yazılıyor. Burada özellikle toplumsal konu işlemesi ve hece vezile yazdığı ilk şiirle bu yüzden önem arz ettiği için Arzuhal ve Türkiye meselelerini mutlaka bilmemiz lazım. Onda özellikle ikinci yeni anlayışına yönelme ve bireyi temel alma dünyanın en güzel arabesi adlı eseriyle başlamaktadır. Bu yüzden doğru cevabı B seçeneği olacak. Ne diyor? Dünyaya karşı edilgen bir tavır takınma ve yerini bulamama hissi taşıyan bir kahramanın geçmişindeki acıları bugüne bağlanarak ve ölülerini gömerek örtbas etmeye çalışmasını işleyen Edip Cansever şiiri Ben Ruhi Bey Nasılım şiiridir. Baktığımızda özellikle şıklarda verilen bütün şiirlerin Edip Cansever'e ait olduğunu görüyoruz. Elbette şiirlerin hepsinin içeriklerini bilmemizin imkanı yok. Bu yüzden de Ben Ruhi Bey Nasılım özellikle işte geçmişindeki acıları ölülerini gömerek örtbas etmeye çalışması açısından oldukça farklı bir görünüm arz eder. Bu yüzden de doğru cevabım D seçeneği olacak. Bu eserleri bilmeliyiz yani. Ne diyor? Hangisi Cemal Süreyya'nın şiir hakkındaki görüşlerini içeren kitaplardan birisidir demiş. Bunun, özellikle Güvercin Kal, Göçebe, Sevda Sözleri, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Cemal Süreyya'nın şiir kitaplarıdır. Fakat Şapkan Dolu Çiçekle'ye baktığımızda Cemal Süreyya'nın özellikle şiir hakkındaki düşüncelerini ortaya koyduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz Cemal Süreyya'nın Folklor Şiire Düşman adlı makalesi de oldukça önemlidir. Yeri gelince buna tekrar değineceğiz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Kendine ait bağımsız bir şiir anlayışı geliştirerek konuları alaya alır gibi görünmekle birlikte şiirin düşündürücü yanını güçlendirmiştir. Ases, Kikirikname, Bağ Duman gibi kitaplarının yanı sıra Çöçekçeler adı altında tüm şiirlerini toplamıştır. Biz burada özellikle şiirlerinin isimlerinin farklılığından dolayı ve özellikle fikir hayatındaki öncülüğünden dolayı Salah Bilsel'e gideceğiz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım Bursa seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki parçada divan edebiyatına yaklaşımı anlatılan şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tarihi Kadim adlı şiirinde dönemin modasına uyarak geleneğe karşı çıksa da sonraları Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içerisinde divan şiirinden faydalanan şairlerin başında yer alır. Şaire göre ulusal bileşime ulaşmak için hem halk edebiyatından hem de divan edebiyatından yararlanmak gerekir. Halk şiirinin ve divan şiirinin birbirinden ayrılmaması gerektiğini savunan şair, buna gerekçe olarak her ikisinin de aynı Osmanlı altyapısının üst yapıya yansıması olduğunu, ancak birinin halkın yansıması, diğerinin de okumuşun yansıması olduğunu gösterir. Burada özellikle ayrıntılı bir sorudur bu. Tarih Fatim adlı şiirinden ben direkt Atilla İlhan'a gideceğim. Çünkü burada geleneğe karşı çıktığı bir şiir. Yani Tarih-i Kadim biliyorsunuz eski tarih anlamında kullanılır. Tarih-i Kadim adlı şiirinde özellikle geleneğe karşı çıkmasını vermesi açısından bilmemiz gereken şiirlerden birisidir. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneği olacak. Ne diyor? Toplumsal bir yaklaşımla kaleme aldığı şiirlerini bir çocuk bahçesinde Bağ Bozumu Sofrası ve Çocuklar Gemisi adlı kitaplarında toplayan şair direkt eserlerinden bileceğimiz Ceyhun Atuf Kansu'dur arkadaşlar. Bu eserleri mutlaka bilelim. Çünkü şairin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Yine bu paragrafta yer alan şairin kim olduğu soruluyor bize. Başlangıçta yazdığı şiirlerinde Ahmet Arif şiirinden etkilendiği izlenimini verirken, 1960'lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla ikinci yeniye doğru yöneldi. Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı. Zengin sözcük dağarcığı ile kendini hemen belli eden bir tarzda şiirler yazdı. Şair, gölgeleri kullanmak,
Her yüz bir öykü yazar, Doktor Caligari'nin dönüşü gibi kitaplarıyla tanınır. Özellikle şairlerin ve yazarların farklı tarzdaki eserleri mutlaka aklımıza tutalım arkadaşlar. Şimdi bölgeleri kullanmak, diyelim ki her yüz bir öykü yazar ya da Doktor Caligari'nin dönüşünü bilmesek bile bölgeleri kullanmakta ben direkt Ahmet Oktay'a gitmeliyim. Dediğimiz gibi bütün eserlerini bilmiyorsak bile bir eseri mutlaka aklımızda kalmalı ve bize soruyu çözdürebilecek nitelikte olmalıdır bu. Tabii ki de bu bir eseri dediğim öne çıkan önemli eserini kastediyorum. Ne diyor? Bir diğer soru. Daha çok ikinci el akımının etkisinde İngilizce şiirler yazdıktan sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, bütün sözün dengelendiği bir düzey sergileyerek İslam mistisizmi özlü bir sözcük dağarcığı geliştiren, sözünce en çok yakışan bir biz adını taşıyan kitabıyla bilinen Cumhuriyet dönemi Türk şairi Hilmi Yavuz'dur. Özellikle Hüzünke en çok yakışandır bize yakın dönemde yayınlanmış bir şiir kitabıdır. Özellikle Behçet Necatigil'i usta olarak kabul ettiğinden, gelenekle moderniteyi harmanladığından, Hacı Öyküsü'nde Aruz Öyküsü'nden gelen müzikal değeri ve armoniyi şiirlerine yansıttığından bahsetmiştik hatırlarsanız. Bir diğer sorumuz, bakalım yukarıdaki numaralandırılmış eserlerin hangisi tür bakımından hatalıdır demiş. Mistisizmle modern biçimi birleştiren Sezer Karakoç'un şiirleri, Taha'nın kitabın Bir Muşlusu, İlk Ahremler gibi kitaplarda toplanmıştır. Buna göre baktığımızda Taha'nın kitabı ve Gül Muşlusu'nun Sezer Karakoç'un şiir kitapları olduğunu görüyoruz. Fakat İlk Ahremler edebiyat üzerine düşüncelerinin yer aldığı makalelerden oluşmaktadır. Bu yüzden cevabım yalnız 3'ü niteleyen B seçeneği olacak. Bunu 1, 2, 3 dersek. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Eserlerin Sebepey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risaleleri adlarıyla yayınlanan Cumhuriyet dönemi Türk şairi hangisidir demiş. Bana soruyu çözdürecek olan bu iki eserdir. Bu iki eseri mutlaka bilmemiz gerekmektedir. Gelecek Zaman Risalesini bilemeyebiliriz. Fakat Sebepey ve Risaleler birçok soru bankasında karşımıza çıkar. Sınavda da yine bize soruyu çözdürecek ifadelerden birisidir. Ki Erdem Beyazıt biliyorsunuz 7 güzel adamdan birisi olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden doğru cevabım B seçeneği olacak. Baktığımızda Erdem Beyazıt'a soruya tekrar dönelim. Erdem Beyazıt'ın özellikle dini ve bireysel duyarlılıkları şiire yansıttığını ve İslam mistisizmini ön plana aldığını hatırlayalım. Sezai Karakurt çizgisinde. Ne diyor? İsmet Özel'e ait aşağıdaki eserlerden hangisi şairin poetik tavrı bakımından diğerlerinden ayrılır? İsmet Özel dediğimizi hatırlarsanız şiirinin iki yönü vardı. Bunlardan birisini ikinci yeni tarzında yazdığı şiirleri, bir diğeri ise toplumcu gerçekçi çizgide, Marksist çizgide kale ortaya koyduğu eserleri. Yusuf Basalı, Of Not Being a Jew, Erbayin ve Celladıma Gülümserken ikinci yeni tarzında kaleme aldığı şiirleri iken, Geceleyin Bir Kurşunu Marksist çizgide eserleri arasında yer aldığını söylemeliyiz. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. Baktığımızda yine bir cümle vermiş ve bu cümlede özellikleri verilen şairin kim olduğunu soruyor bize. Kent yaşamı, gecekondu, göçmenlik, mahkumiyet gibi konuları işlediği şiirlerinde folklorik malzemelere başvuran ve eserlerinin Rüzgar Saati, Kırmızı Karanfil, Seyran Destanı gibi kitaplarda toplayan şair tabii ki de Gülten Akın'dır. Bakın eserleri bilmek bize soruyu birebir çözdürüyor. ÖSYM'nin sorduğu sorularda da aynı şekilde bu karşımıza çıkıyor. Gök'ün daha doğrusu. Bakalım bir diğer sorumuza. Şiirlerini büyüyen eller, belki Bir Bulut Geçti ve Yeşil Çağ gibi kitaplarda toplayan Hisar şairi hangisidir demiş. Şıklara baktığımızda yine Hisar şairlerini görüyoruz. Burada özellikle İlhan Geçer Şiirlerini Büyüyen Eller kitabını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Var olan verilen eserlerin İlhan Geçer'e ait olmasından dolayı doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Hisar dergisini çıkaran şairler arasında yer alır. Şıklara bakıyorum. Şıklarda yer alan şairler Hisar grubu şairlerinden. Sağlam bir dil yapısına sahip olan şair, şiirde bütünlük fikrine ve ahenge dikkat etmiştir. Hemen her şiirinde dil, şekil, vezin, ahenk endişesini duymakla beraber konuya da önem vermiştir. Şair, sevmek varken
Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar gibi kitaplarıyla tanınır. Cevabım ne olacak eserlerden dolayı? Mustafa Necati Karayel olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen şair hangisidir? Şimdi burada Bahattin Karakoç gibi, İlhami Geçer gibi çok sık adlarını duymadığınız şairler soru olarak burada tekrar ediyoruz ki bunlar da atlanmadan tekrar edilmiş olsun arkadaşlar. Bakalım. Kahramanmaraş'taki kültürel faaliyetlerde adını sıkça duyulan şair, bu şehirde Dolunay dergisini çıkarmakla beraber aynı isimle şiir geceleri de tertip etmiştir. Şair 1991 yılında Diyanet Vakfı'nca düzenlenen Münacat yarışmasında Beyaz Dilekçe isimli şiiriyle birincilik kazanan şairin eserleri arasında Mevsimler ve Ötesi, Seyran ve Zaman, Bir Beyaz Türküdür adlı eserlere sayılabilir. Ben buradan direkt bu eserlerden dolayı Bahattin Karakoç'a gideceğim. Eserleri mutlaka göz aşina aldığınız olsun ama ezberlemeniz gereken şairler arasında yer almaz arkadaşlar. Da bakalım. İnsan üzerine odaklı şiirlerini Hasan'a Mektuplar, Akıl Karaya Vurdu, Gerdanlık, Yasaklı Rüyalar ve Eli Kulakta gibi kitaplarda toplayan meşhur Mihriban şairi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz direkt Mihriban şairi dediği için cevabım Abdurrahim Karakoç olacak. Şairin özellikle unvanlarına ve sıfatlarına dikkat edin. Bize bazen o unvanlar bile soruyu çözdürebilir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Bülent Bakiler tarafından kaleme alınan şiir kitapları arasında yer almaz diyor. Şıklara bakıyorum, Yalnızlık Duvar, Seninle, Harman ve Elçi Bey'in tamamının Yavuz Bülent Bakiler'e ait olduğunu görüyorum. Yalnızlık Duvar, Seninle ve Harman şiir kitabı iken Elçi Bey Yavuz Bülent Bakiler'in inceleme kitabı olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyor? Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Ağır Misafir İbrahim Tenekeci'ye aittir. Şer Cesimler Vural Bahadır Bayrıl'a aittir. Zaten bu eseriyle birine yanlışa. Bir Akşamlılır Hüsrev Hatemi'ye aittir. Şiir Konuşmaları Hüseyin Atlasoy'a aittir. Fakat Si İstanbul Ahmet Oktay'a değil Lale Müldür'e ait eserler arasında yer almak. Diğer sorumuza bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Yukarıda bir paragraf vermiş. Paragrafta özellikleri verilen şair kimdir diye soruyor. Şair, deneme yazarı, yayıncı kimlikleriyle lirik şiirler ve deneysel metinler kaleme alan şair. Türkiye'nin ve dünyanın kültür ortamı ile ilgili fikirlerini yazılarında aktarmıştır. Şiirleriyle Cemal Süreyya, Altın Portakal, Sibilla Aleramo ödüllerini, denemeleriyle Türk Dil Kurumu ödüllerini kazanan sanatkarın başlıca eserleri arasında Eros ve Higades, Bir Orta Çağ Yalnızlığı, Nil ve Ara kitap sayılabilir. Şimdi deneysel metinler dediğinde ben direkt zaten Enis Batur'a gidiyorum. Fakat burada Ara kitap ve Bir Orta Çağ Yalnızlığı ona soruyu çözdüren işte eser adları olarak karşıma çıkıyor. Dediğim gibi eserleri mutlaka bilmemiz gerekiyor şair ve yazarların. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. Baktığımızda ne diyor? Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Haydar Ergüle'nin eserleri arasında karşılığını bulamamış sorular yer alır. Arif Alp Bin Yılan Destanı'nın yazarıdır. Ömer Erdem yine Evvel adlı bir esere sahiptir. Murat Anmungan'ın da Kum Saati adlı eseri bulunmaktadır. Fakat bu mühendis Bilaver Cebeci değil, Cahit Külevi'ye aittir. Bu yüzden cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Yine alan sorularında da karşımıza çıkabilecek bir soru tarzıdır bu. Yukarıdaki parçayı öğrencilerine okuyan bir öğretmenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakalım. Güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin, içinden geçilen küçük aynalar. Ve gülüm rengarenk yağmurlar yağdı, insanı ağlatan yağmurlar yağdı, yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesim var. Şimdi baktığımızda içki, ayna, diş, rengarenk yağmur, sıcak, ceylan, ses. Buradan özellikle birbiriyle ilgisi olmayan sözcüklerin bir araya gelmesinden
çağrışım zenginliğinin yaratılması ve anlamın kapalı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de imgeli bir anlatım vardır bu şiirde ve ikinci yeni şiirinin anlatımında kullanılır. Bu yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak. Çünkü imgenin anlatımında imgeli bir şiirden faydalanılması beklenmektedir. Cevabım C seçeneği arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıda bir parça vermiş, sınavda çıkabilecek bir soru türüdür bu. Dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir diyor. Bakıyorum şıklara. Hasan İzzettin Dinamo'nun toplumcu gerçekçi bir çizgide yazdığını biliyorum. Yazalım. Bunun dışında baktığımda Hasan Ali Çelebi'nin mistik duyarlılığının olduğunu biliyorum. Hilal Cebeci'nin milli ve muhafazakar duyarlılığının olduğunu biliyorum. Milli ve muhafazakar. Nail Çakırhan'la Cahit Irgat'ın da yine toplumcu gerçekçi tarzda yazdığını biliyorum. Buna göre şiire ilk önce bakın şairlerin duyarlılıklarını yazdım. Daha sonra şiire bu gözle bakacağım. En önümde çağdaş güneşler, Kenanlı yıldızlar varın secdeye. Asıl çöllerde derin kör kuyularda ben görürüm cam göbeği düşleri ve ben yorarım sırma şafaklarda uyanık korkulu düşlerinizi. Şimdi baktığımızda özellikle burada biz milli ve muhafazakar bir tutumu görüyoruz ve Dilaver Cebeci'ye gidiyoruz. Çünkü burada özellikle seçilen kelimeler ve anlatım tarzından dolayı muhafazakar bir yapının ortaya konduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneği olacak. Ne diyor? Bir şiir vermiş bize. Bu şiirin dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda verilen dörtlüğün hangi konunun işlenişine kullanılmasına daha uygun düşeceği söylenebilir demiş. Bakalım şıklar önce. Toplumcu şiir anlayışı, garip şiiri, Türk şiirinde divan şiiri etkisi, metafizik ve mistik duyarlılıklar ve hisar şiiri diyor. Şiire bakalım. Geceler çekmeyin benim için hüzün, gerilsiz ruhumu telinden süzün, bırakın naaşımı yerde gündüzün, gölgemi alında kaçın geceler. Şimdi İlk önce benim dikkatimi çeken şey hüzün, süzün, gündüzün gibi kelimelerin ahenk yaratması, yer kelimesinin ve süzünün çok kullanılması ve bir armoni ve müziğin kulağa gelmesini saf şiir anlayışıyla kaleme alınmış bir şiir olduğunu söyleyebiliriz bunu. Aynı zamanda Necip Fazıl'a ait bir şiirdir. Çünkü burada dikkatimizi çeken şey gece kelimesi, hüzün kelimesi, ruhundan teninin süzülmesi, gölgenin gecelerde bırakılması metafizik ve mistik duyarlılığa bizi götürür. O yüzden doğru cevabın D seçeneği olacak. Şiirde saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden Necip Fazıl Kısakırı'ya aittir arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki parçanın dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Bakalım. Cahit Sıtkı Tarancı'nın saf şiir anlayışına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Coşkun Ertepinar ve İlhan Geçer Hisar grubuna dahildir. Faruk Nafiz Çamlıbel memleketçi şiir anlayışıyla eserler kaleme almıştır. Ve Hasan İzzettin Dinamo da toplumcu gerçekçi bir şiir anlayışına sahiptir arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra soruya bakıyorum. Bir Eyüp Sabri ile bekledim. Sabahı olmayan gecelerde rüzgarları yerine demir çubuklar vardı. Müzevi müzevi pencerelerde dört uzun yıl boyunca dışarıda koskoca doğa baştan çıkaran kokularıyla doldurdu yolları. Şimdi burada benim dikkatimi çeken dört uzun yıl müzevi pencerelerde dışarıda koskoca doğa şiirde bahsedilen şiir kişisinin hapiste olduğu ve ulaşamadığı gerçek hayata bahsettiğini görüyorum. Demir çubuklardan kastettiğimde yine aynı şekilde hapishaneyi çağrıştırıyor bize imgesel olarak. Bu yüzden de Hasan İzzettin Dinamo'nun toplumcu gerçekçi tarzda nazlı çizgisinde yazdığını ifade etmiştik. Cevabım D seçeneği olacak. Zaten Hasan İzzettin Dinamo'ya aittir diyebiliriz bu şiirin. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki dörtlüğün aşağıdaki konulardan hangisinin işlenişinde örnek olarak kullanabileceği söylenemez demiş. Bakalım. Kardır yağın üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört ala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Şimdi baktığımızda özellikle saf şiir anlayışıyla oluşunu zaten içeriğinden ve dilinden anlayabiliyoruz. Ahmet Murat Piran'a ait bir şiirdir.
bu şiir. Bakalım Cumhuriyet dönemi Türk şiirine saf şiir anlayışında işlenebilir. Çünkü Ahmet Muhittin'in zaten saf şiir demeyi. Yazarını bilmesek bile şiirin dil üslubundan saf şiir anlayışında yazıldığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde hece öyküsünün kullanımı ki bu dönemde hece benzeri şiirler yazıldığını biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hatta geleneğe bağlı olarak 10 geleneği hece öyküsüyle oluşturulmuş. Şiirin diğer güzel sanatlardan resim ile ilişkisi diyor. Kesinlikle doğru. Baktığımızda dümdüz bir mavilik, inceden kar yağması görsel öğelerin ön planda olduğunu gösterir. Yazınsal bir metinde zihniyetin tespiti zaten bu her edebi metinde tespit edilebilir. Hisar şiirine, hisar grubuna mensup değildir. Saf şiir anlayışı çerçevesinde eserlerini oluşturmuştur. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak arkadaşlar. Ne diyor? Sınıfta öğrencileriyle yukarıdaki şiiri işleyen biri öğretmen öğrencilerine şiirin anlatım özelliklerinden yola çıkarak şairi tahmin etmelerini istemiştir. Şiirin dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi bu şairler arasında olduğu kabul edilemez diyor. Bakalım. Şıklara zaten baktığında şiiri okumama bile gerek yok. Cemal Süreyya, İlhan Berk, Ece Ayhan ve Edip Cansever ikinci yine dahildir. Nusret Erman'a baktığımda ise Hisar grubuna dahil olduğunu görüyorum. Fakat ben mutlaka şiiri okumalıyım ki. İkinci yeni. Şiire bakalım. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüyordu. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı. Gördüğünüz gibi imgeli ve kapalı bir anlatım ve uzak çağrışımlarla kelimeler bir arada kullanılmış. Bu yüzden de ikinci yeni şiirine ait olduğu söylenebilir. Fakat Hisar şairlerinden Nusret Erman bu şiir işlenirken ismi anılacak şairler arasında yer almamaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Paragrafta bahsi geçen şairin kim olduğunu soruyor. 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli şairlerinden olan ve toplumcu sanat anlayışını benimseyen şair, 1980'lerde yazmaya başladığı Celaliler Destanı'nı 2007'de kitap olarak yayımlamıştır. Aslında soruyu çözdük olan eser bu. Şairin bu eserinde 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun derinden etkileyen bir ilk sorun olarak Celali ayaklanmalarını ele almaktadır. Bu hareket esnasında toplumun bütün katmanları tarafından desteklenmiş bir ayaklanmadır ve toplumsal, ekonomik, demografik, demokratik, askeri, idari birçok nedeni bulunmaktadır. Şiirde de bunun üzerine durulmuştur. Celaliler isyan dediğimde ben direkt zaten Gülten Akın'a gideceğim arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. 1983-2005 yılları arasında yazdığı şiirlerini Su Burcu adıyla yayınlayan şair Hüseyin Abdansoy'dur. Hatırlarsanız toplumcu gerçekçi çizgide eserlerini oluşturuyordu. Aklımızın bir yerinde bulunsun. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda özellikleri verilen şair kimdir diye sorulmuş. Bakalım anahtar kelimeleri tespit etmeye çalışalım. 2002 yılından başlayarak hurufi şiirleri yazmaya koyulmadan önce geniş bir kaynakça taraması yapmış ve bu konuda gerek Türkçe'de gerekse yabancı dillerde çok sayıda yayın yapıldığını tanık olmuştur. Anahtar kelimelerden birisi hurufi şiir. Kaynakların büyük bir kısmında hurufilik üzerinde bir konsensüse varılmış görünüyordu. Mesela Fuat Köprülü Türk Edebiyatı'na ilk mutasavvıflarda hurufiliği, Allah'ın fazlullah hurufi şeklinde tecelli ettiği yanın batınî bir meslek sayıyor. Onu İslam tasavvufu mukaddimatı üzerine pek acemice kurulmuş ve bu yüzden mütecanis bir felsefe sistemi halinde çıkarılarak hiçbir felsefi ve ahlaki kıymeti ihtiva edememiş çocukça bir akideler mecmuası telakki ediyorum. Bu paragraf aslında ilk cümlesinden itibaren çözülebilecek bir sorudur. Yine sınavlarda da sık sık karşımıza çıkan. Bütün paragraf boyunca öğrencinin aklını karıştırmak ve ne anlatmak istediğini tam olarak veremeyecek olan paragraflardan birisidir. Ben 2002 yılındaki hurufi şiirlerinden hareketle hurufilik anlayışını şiirlerine yansıtan şairin din yalız olduğunu biliyorsam zaten doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Fuat Köprülü'den örnek vermesi, Türk Edebiyatı'na ilk mutasavvıflardan örnek vermesi benim aklımı daha da karıştırmak için yazarın koyduğu bir cümle yapısıdır. Divan-ı Lugat-ı Türk adını taşıyan ilk şiir kitabında Taşkarlı'dan alıntılar yapar şair Lale Müldür'dür hatırlıyorsanız.
Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yine Lale Müldür'ü anlatırken yanına yıldız koymuştuk. Özellikle Divan-ı Lügat-ı Türk adını taşıması ve taş halinden alıntılar yapması bizim için oldukça önemlidir ki metinler arasılığı da vermesi açısından. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Yine yukarıda özellikleri verilen şair sorulmuş bize. Şiirlerini 1970'li yıllarda yayımlamasına karşı şiirlerinin kaynakları bakımından 60'lı yılların genç ürün veren şairlerinden biri olarak nitelendirilen sanatkarın yerleşik yabancıda bütün şiirleri tek bir şiirmiş izlenimi uyandırmakta, söyleyişte ve konularda benzerlikler bulunmaktadır. Şiirler de birbirine bağlantılı. Buna karşın kendinin avcısında kendine özgü bir ses, romantik, acılı ve yalın bir söyleyiş gözlenir. Şiirleri bir acıya kiracı altında toplanmıştır. Cevabım direkt metin altı okulacak. Aslında sadece bir acıya kiracıyı okuyup doğru cevabım B olarak gitmeliyim. Mutlaka yazar eser ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda özellikleri verilen sanatkar kimdir diye sorulmuş. İlk Alacakaranlık'taki ilkeyle Behçet Necati Gil şiir ödülünü aldı. Yaşamın ufuk çizgisi, Akdeniz lirikleri, sevda şiirleri, ateşi çalmayı deneyenler için Zeytin Ağacı, Ölüm Nedeni Bilinmiyor adlı kitaplarından sonra Deniz Unutma adını ile Yunus Nadi Şiir Ödülü, Dağlar Şenilgilen Ansiklopedisi ile Cemal Süreyya Şiir Ödülü'nün ve 1999 Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nün sahibi oldu. Köpek Yılları, ilk öykü çocuklara yönelik Kara Köpekli Adam ise ilk çocuk kitabıdır. Ben bu soruyu Kara Köpekli Adam'dan yapıp cevabı A'ya gidebilirim arkadaşlar. Bütün eserleri verilmiş Ahmet Erhan'ın eğer bilmiyorsanız bile özellikle çocuklara yönelik yazdığı eser olduğundan direkt doğru cevabım A'ya götürecek beni. Bir diğer sorumuza bakalım. Son dönem Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte modern Türk şiirinin doğası, geçmişin içindeki geçmiş, Sezai Karakoç'un şiiri gibi inceleme ve denemeleri de bulunan sanatkar Ebu Bekir Eloğlu'dur ki özellikle Sezai Karakoç'un şiiri üzerine incelemesi dikkate değer bir incelemedir. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar ama ayrıntıda kalmış bir soru olduğu için çıkma ihtimali olmayan sorular arasında yer almaktadır. Şimdi gelelim çıkmış sorulara. Çıkmış soru. Ne diyor? Yukarıda bir parça vermiş çözümü sorular gibi. İçeriği ve anlatımı aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla örtüşür demiş topluluğu. Şairi bile sormamış. Ben burada bir sıkıntıyım, atımdan iniyorum. Benim atım her zaman kim bilir kime sesleniyorum, sessizlik. Yosunlar taşlar o mezar yazılarında. Yaz gelmiş aklımlar açmış elim bile sürmedim. Sürsem bile ne çıkar ama sürmedim. Ölü bir şey kalıyor dünyadan, yapraklardan. Şimdi bakın bu kadar Cumhuriyet dönemi Türk şiirini gözümüzde büyütüyoruz. Dönemini aynı zamanda roman hikayesi diyordu. Adamın ikinci yeni şiirini sormuş. Yani şiir okuyacaksanız şiirin uzak çağrışımlı, kapalı, dilinin anlaşılmaz olması ve konunun geri planda kalmasından direkt ikinci yeni gideceksiniz. Şıklara baktığımızda da bir çağrıcısını görmüyoruz açıkçası. O yüzden Cumhuriyet döneminden çok fazla koklamak ve çok gereksiz ayrıntıları ezberlememek gerekiyor. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği olacak. Bir diğer soruya bakalım. Bu da çıkmış bir soru. Bu soru. Ne diyor? Ece Moruz'u ustalıkla kullanan, şiirlerinde duygu ve düşünceyi bir arada yürüten bir şaire soruyor bize. Bir yandan gündelik olanı realist tasvirlerle ele almaya çalışırken bir yandan milli konulara yönelerek romantik bir üsluba yaslanır. Şairin ne meydan, Çoban Çeşmesi ve Suda Halkalar adlı eserleri döneminde oldukça ilgi görmüştüm. Zaten Çoban Çeşmesi'nden ben direkt Faruk Nafiz Çamlıbel'e gideceğim arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneği olacak. Bakın Faruk Nafiz Çamlıbel'i sormuş. Oldukça kolay bir soru. Bir diğer çıkmış soruya bakalım. Bir şiir vermiş. Bu şiirin biçim ve anlatım özellikleri sırasıyla söz dağarcığı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Benim şiirime ilham veren Pelin'in omuzlarına açılan kanat aslı köprülerinin demir kutrellerindendir. Dinlenir dinlenmez değil, bülbülün güle karşı feryatları. Fakat asıl bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan Beethoven'ın sonatları. Burada özellikle biçimdeki değişikliği görüyorsunuz. Seçilen kelimelerin buradan başlaması, üç nokta konması, büyük harfle başlamaması bilinçli olarak biçimin
öyle oynandığını ve işlendiğini gösterir. Bu bizi direkt Nazım Hikmet'e götürecek. Çünkü Nazım Hikmet'in anahtar kelimelerinden birisi içinde meydana geldiği deformasyonlar ve biçimi içeriğin malzemesi haline getirip basamaklı bir dizi yapısı ortaya koymasıdır. Bu yüzden doğru cevabın A seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sorularımıza devam edeceğiz. Daha sonra Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesine geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.